Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 20W48A deneme sürümünü inceliyoruz. 47A olması gerekmiyor muydu? Neden 48A diyecek olursanız, en son çıkan Snapshot sürümü 46A. Ondan sonraki hafta Snapshot yayınlanmadı ve o hafta atlandı. Atlandığı için Snapshot'ın sürümü de bir sonrakine geçti. Yani 46A'dan 48A'ya atlandı. Bu yüzden 48A'dayız. Neyse, daha fazla uzatmadan bu deneme sürümüyle gelen yenilikleri inceleyelim. Bohçalar, artık onlara kese diyoruz. Bir bohçanın üzerine geldiğinizde ne kadar kapasitesi var ki, ne kadar item alabilmiş, bunların doluluk derecesini görebileceğimiz bir bar eklendi. Şu anda 0 item var, en fazla kapasitesi de 64 olarak yazıyor. Bir item aldığımda doğrudan 64'te 64, daha doğrusu bu steklenmeyen bir eşya tamamen kapasiteyi doldurdu. Ama steklenen bir eşya alırsam, biraz aldım, 64'te 8 oldu. Biraz da aldım, 64'te 14. Artık kapasite bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Keselerde bir diğer yenilik ise, içerisindeki malzemeleri almak için herhangi bir tuşa basmıyorum şu anda. Fare ile kesenin üzerine geliyorum ve sağ tıka basıyorum. Tekrar sağ tıka basıp dolduruyorum. İlk başta hangi eşya varsa sağ tıklayarak onu kesenin içinden çıkartabiliyorsunuz. Bakın, görüntülediğiniz gibi sırayla onları dışarı çıkarttım. Yine keseyi alıp sağ tıkla içine dolduruyorum. Bunu daha önceki Snapshot videomda incelemiştim. Sağ tıkladık, bütün hepsini dışarı çıkartıyordu. Böyle olması bir nevi daha mantıklı geldi bana. Keseye sağ tıklayarak içinden item alabiliyorum ya. Keseyi aldım elime ve tekrar sağ tıklıyorum. Bakın, içindekileri yine boşaltabiliyorum. Kesenin içerisine malzemeleri doldurmak ve boşaltmak artık çok daha iyi bir hale gelmiş. Mumların yerleştirilmesinde de değişiklikler var. Önceden istediğimiz yere rahatlıkla mum koyabiliyorduk. Ama şimdi sandık, örümcek ağı, gübre varlığı gibi eşyaların üzerine Shift'e basıyorum, bakın herhangi bir mum yerleştiremiyorum. Büyü masası ilave ettim, yine konulmuyor. Bu end portalı içinde geçerli ama bu eşyaları havaya koyabiliyoruz. Koyduğumuzda itebilir miyiz? Sanırım itemeyiz çünkü pistonla kırılıyorlar da. Bir şey daha fark ettim, daha önceden de var olabilir. Bakın şu anda üzerine mum koydum ya, Shulker Box açılmıyor. Mum onun açılmasını engelliyor. Aynı şeyi meşaleyle denediğimizde durum tamamen değişip bu sefer açılabiliyor. Denemelerimi yapmaya devam ettim. Son olarak huni ekledim. Mumları sadece tam blok hizasına falan koyabileceğiz. Onun dışında bir bloktan daha küçük eşyalara herhangi bir mum yerleştirilmeyecek. Bir önceki Snapshot'ta tozlaşmış kar ve üşüme gelmişti. Üşümeyi de tamamen engelleyebilmek için tam set deri zırh giyilmeli ama bu şu anda olması gerektiği gibi çalışmıyor notu yapılmıştı. Oyuncular açısından biraz daha basitlik kazandırmak için tam set deri set giymek yerine bir set giydiğinizde arkadaşlar, daha doğrusu bir zırh parçası giydiğinizde artık donmayı tamamen engelleyebiliyorsunuz. Şu anda donuyorum ya, sadece deri bot giyersem donma kesiliyor. Üşümüyorum. Deri botla sınırlı değil. İsterseniz sadece pantolon giyin, sadece kask giyin, sadece göğüslük giyin, yine tamamen üşümeyi keseceksiniz. Bir önceki mekanikte her bir deri zırh parçası üşümeyi biraz daha geciktiriyordu. Bunu yapmalarındaki sebep sanırım, yani oyuncular tamamen deri zırh giymesinler, bir parça giysinler, daha basit olsun olarak hedeflendi sanırım, bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Basitlik anlamından iyi ama öbür türlü daha gerçekçi, daha hoştu. O yüzden ben tam set giymeyi tercih ederdim açıkçası. Bu güncellemede en çok hoşuma giden diğer yeniliklere geçiyoruz. Dürbün artık 3D bir dokuya sahip. Daha önceden de bunu videolarımda değinmiştim ve size 3D dürbün tekstür peki göstermiştim. Sonunda oyuna vanilla olarak eklenmiş ama şu anda çok küçük görünüyor. Biraz daha değiştirilebilir. Saatin dokusu değişti. Koyu renkte sarı bir renge büründü. Hoş görünüyor. Tomurcukların ametistinde dokusu değişti. Ortasından kristal çıkacakmış gibi bir boşluk var gibi. Pusula da biraz daha 3D'leştirilip ya da yatay bir seviyeye getirilip daha hoş bir görüntüye ulaştı. Hepsini tek tek şimdi göstereceğim zaten. Yine pusula böyle kullanılıyor. Çok çok iyi. Burada da değişti. Ben çok beğendim. Pusula çok hoşuma gitti. Saatte bu şekilde. Tomurcuklanan ametiste. Bakın tam şuradan kristal çıkıyormuş gibi görünüyor. Hatta game rule tick speed'i arttırırsam 1000 yapayım. Çok hızlı şuralardan çıkışını göreceksiniz. Şuna bak. Kristallerin yuvasıymış gibi bir nevi görüntü yapmaya çalışmışlar ve bu çok çok iyi olmuş. Oldukça güzel. Onun dışında gelelim teleskopa, dürbüne. Elimizde bu şekilde görünüyor. Ufak, sanki bir tık daha büyük olabilirmiş. Ama sağ tıka bastığımda tam göz hizasına denk getirmişler. Çok gerçekçi olmuş. Bak, bakış falan tutuş
Mükemmel, muhteşem. Tek sorun 4 kare üzerine kodlanmış ya, dokulanmış ya. Bir tık daha ya. Ne bileyim 3x3 de fazla olur. Galiba daha değişmezler. Böyle çok iyi. Şuradan baktığımızda bir değişiklik yok. F1'e basıyorum, yine bu kısım kapanıyor. Elimizde arkadan bu şekilde görünüyor. Ön taraftan da bu şekilde. Şimdi burası niye kapalı? Ben zaten buradan bakmıyor muyum? Onu beğenmedim. Orada da cam olsun. Ya da orayı kapatıyormuş gibi, kapağıymış gibi de düşünmüşler. Zaten koyayım şunu şuraya. Ha, burada varmış. 1, 2, 3, 4, 5 kare küçük. Galiba 5-6 karede biraz daha büyük bir dokuya sahip. Çok ince bir ayrıntı yapmışlar. Oldukça hoş olmuş. Dokusu değişen bu eşyaların ekranda eski hallerini görüyorsunuz. Böylelikle aradaki farkı daha iyi anlarsınız. Gelelim bu güncellemenin en önemli olayına. Dikit ve sarkıtlara. Arkadaşlar, dikit ve sarkıtlar tek bir eşyadan oluşuyor. Ve onun envanterde görünüşü bu şekilde. Kendisini dikit veya sarkıt olarak ayrı ayrı oyuna eklememişler. Demişler ki sivrileşmiş veya sivri damla taş gibi. Bilmiyorum, Türkçesi doğru olmayabilir. Bunu istediğiniz gibi hem dikey hem de baş aşağı koyabiliyorsunuz. Aynı eşyayla. Şu anda doğal olarak ne kadar büyür, nerede büyür, nerede yer alır, işte bunların mağaraları eklendi mi, Dripstone Caves falan gibi sorularınıza yanıt olarak şu anda sadece bunlar eklendi. Bunların dışından işte uzuyorlar mı, onlar bile şu anda net değil, büyümüyorlar gibi. Ama Dripstone Caves, yani damla taş mağaralarında şu blokla birlikte yer alacaklar. Bu da damla taş bloğu. Herhangi bir üretimi şu anda yok, tamamen doğada bulunulacak gibi görünüyor ama benim tahminim yine her zamanki gibi şöyle bir şey olacaktır. Bu elde ettiğimiz sivri damla taşları çalışma masasında şu şekilde yerleştirerek bu bloğu elde edebileceğiz gibi. Elde etme konusuna gelecek olursak hepsinin ayrı ayrı aşaması var. Ve en baştan başlayalım. Şu anda bende taş tahta kazma var. Tahta ile bile alabiliyorum. İpek dokunuşa ihtiyacım yok. Her kademede gördüğünüz gibi daha da küçülüyor. Dikitlerin üzerinde durduğumda, hareket etmeden falan, bir şey yapmadan durduğumda herhangi bir şey olmuyor. Hasar alabilmem için arkadaşlar bunların üzerinde zıplamam gerekiyor. Zıpladığımda yarım kalp yarım kalp gördüğünüz gibi hasar alıyorum. Eğer zıplamazsanız dikitlerin üzerinden herhangi bir hasar almayacaksınız. Mesela dikit beni öldürsün. Dikit öldürdüğü gibi bir şey yazmıyor, yere çok sert düştü diyor. Bunu sanırım değiştireceklerdir. Dikitlerde hasar alma bu şekilde. Yani sadece oyuncuya değil herhangi bir canlıya hasar verebilir. Dripstone blokları da yine en alt seviye tahta kazmayla kırıp elde edebiliyoruz. Bambular nasıl bloğun konumuna göre çıkıntısı oluşuyorsa, bakın buna da bu kısımda şuradayken bu kısımda burada. Bazılarında buradayken bazılarında böyle diğer tarafta veya tam ortasında olabiliyor. Sarkıtlar veya dikitler aşama aşama arkadaşlar, gördüğünüz gibi hitboxlar. Bu hitboxlar hasar olarak sarkıtlarda bir hasara eşit. Yani bu düşerken şurası bir hasar verecek, peşine burası, peşine burası derken böyle kademeli bir şekilde anında canınızı götürecek. Az sonra daha iyi göstereceğim bunu. Sarkıtlar kendiliğinden doğal olarak üzerinde herhangi bir su kaynağı olmamasına rağmen su damlatıyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Sarkıtların üst tarafında lav var. Artık o sarkıtlar su parçacığı değil, lav parçacığı damlatacaklar. Ve suyla olduğu gibi düşen lav parçacıkları altında eğer kazan varsa kazanda lav olarak yine kademeli bir şekilde birikecek. Lav farmı falan yoktu ve lav sınırsız bir kaynak değildi arkadaşlar, su gibi. Böylelikle lav farmı da yapılabilir. Ama şu anda kazanda ne kadar sürede birikiyorlar, nasıl birikiyorlar, o biraz net bir konu değil. Akan bu damlaların sesine bakın. O kadar iyi yapmışlar ki tam zamanlı çalışıyor. Düştüğü yerden de böyle sıçrıyormuş gibi artı bir parçacık çıkıyor yani. Bak şunun olacağı gibi, gördünüz mü? Eğer büyük bir şey dikit veya sarkıtlara fırlatırsanız onları kırabiliyorsunuz. Ok buna yetersiz kalıyor ama mızrak fırlatırsak eğer doğrudan dikiti veya sarkıtı kırabiliyoruz. Tam kırıldığı yerden gördüğünüz gibi sarkıtlar aşağıya düşebiliyorlar. Düştüklerinde ise yine kırılıyor ve item olarak sivrileşmiş taş parçaları düşüyor. Bunun çok güzel şeker kamışı gibi farmı yapılabilir aslında. Tuzak, farmlar veya birçok şey bunlarla yapılabilir. Tam şuradan kıracağım ve bunun altında duracağım. Gördüğünüz gibi takır 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 anında beni öldürdü. Not olarak, yani bu sadece oyuncuya hasar veriyor olarak düşünmeyin. Hemen hemen bütün canlılar arkadaşlar bunlar
hasar veriyorlar. Canlı yayınlarda birçok şeyi sizle birlikte test ediyoruz ve ilk olarak orada görüyoruz, sonra YouTube'a falan geliyor. Şimdi orada test ettiğimiz, sizin söylediğiniz birçok şeye tekrar bakacağım. Mesela bir sarkıt kırıldığında ve kırıldığı yerden düştüğü noktada tozlaşmış kar varsa nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor? Kırdım mesela buradan. Bakın yavaş yavaş süzülüyor ve en alt katmanda şimdi kırılacak. Tam bunun gibi. Bu sadece tozlaşmış kar değil, mesela örümcek ağı yaptım. Bunların hepsi bir noktada birleşti galiba, üst üste oldular. Yavaş yavaş süzülecekler. En altta da kırılacaklar. Şimdi bir dikit eğer düşüyorsa doğrudan entity moduna geçiyor. Şu anda F3B yaptığımda hiçbir şey yok. Ama kırdığım an bakın hitboxları çıktı. Entity oldular artık. Birkaç test daha yaptık ve bir sürü hata buluyoruz biz. Mesela şuradan Earth bıraktığımda dikitin üzerine çıkan sese bakın. Bir şey tamir oluyormuş gibi Earth'ten ses çıkıyor. Kum koyduğumuzda direkt kırılıyor. Bunların üzerine bir eşya, yer çekiminden etkilenen bir eşya düşüyorsa kırılıyorlar arkadaşlar. Şimdi şu da var. Yani şuradan ben düştüm zaten dikitin üzerine düşeceğim ya. Fall damage hasarı alacağım. Ama artı olarak düşer düşmez orada bana bir adet daha hasar uygulanacak. Kendime denersem nasıl oluyor? Aa, o seviyeden düşünce sanki ölmem ama çakıldığım için ve orası sivri olduğu için sanki daha fazla hasar aldım. Değil mi? Umarım yanılmam. Çünkü mekanik iyiymiş. Evet arkadaşlar. Ölmüyorum. Ne kadar yüksekten bir dikitin üzerine düşerseniz o kadar fazla bu arkadaş size hasar veriyor. Bunun testini yine yayınlarda falan yaparız. Ölçeriz. Farmlarımızı da sistemlerimize kullanmaya çalışırız. Spikes bildiğiniz hasar verici diken gibi kullanılabilir. Beğendim. Sarkıtların asıl olduğu bloklarda yok olursa eğer kendileri de düşüyorlar. Tamamen yerçekimden etkilenebiliyorlar yani. Sarkıtların hasarı konusunda çok olabileceğimiz bir şeyle karşılaşacağız şimdi. Tam set netherite giydim. Tamam mı? Hemen bu setli halimle bana sarkıt düşerse ne olur? Kaskı gördünüz mü? Vardı bir anda yok oldu. İşte sarkıtlardan sizi en fazla koruyacak olan şey kask ve hızlıca kırılıyor. Aynı şey dikit üzerine denemek istiyorum ve mesela kaskımıza çok hasar veriyordu ya sarkıt. Dikit de botumuza çok hasar veriyor mu? Bunu görelim. Ve yüksekten düşmeye gerek yok. Şöyle üzerine zıplarsam hasar durumu. Etki etti mi çok anlayamadım ama mantıken etmesi gerekirdi. Bu sarkıtlar bu arada kademe kademe olduğu için ve gittikçe de sivrileştiği için tırmanılabilecek bir yapıya sahipler. Tabi bu en fazla 4 uzunluğa denk geliyor. Daha fazla uzatırsanız alt tarafları hep aynı hiza olduğu için çok fazla tırmanamıyorsunuz. Bakın burası gibi devamı gelmiyor. Tik hızını çok fazla arttıracağım şimdi. Kazanlarda değişiklik olacak mı? Gördüğünüz gibi damla sayıları çok arttı. Doldular. Arkadaşlar 6000 çok üst seviye bir sayı. Yani kazanlarda lav birikmesi, su birikmesi çok uzun sürecek. Şu anda üzerinde su olmayanlar damlacık düşürüyorlar ama su biriktirmediler. Acaba su birikmesi için üzerinde su mu olması gerekiyor ki? Aa! Su koydum, gördünüz mü? Bakın bakın bakın, evet. Çok güzel ya. Mantığı çözdüm az çok. Yine tick speed'in 6000 olmasına rağmen oldukça yavaş. Üst tarafında su varsa bu suyu şunlar çekiyormuş gibi, yani sızdırıyormuş gibi hızlı bir şekilde bu sefer damlatabiliyorlar. Wither üzerinde sarkıtları falan deneyeceğim. Nasıl bir hasar veriyor? İşimize yarar mı? Bunu göreceğiz. Şu anda yerinden hareket etmeyecek çünkü çevrede canlı yok. Ona odaklanamadığı için olduğu yerde kalacak. Biraz daha yukarı gidiyorum mesela. Tamam mı? Şuradan kırdım, düşürdüm. Hasar vermedi, neden? Verdi verdi, bakın çok fazla hasar verdi. Çok fazla hasar verdi. Bunu biraz hızlı yaparsam ne oluyor? Oldukça fazla hasar veriyor. Bakın şuna bakın. Neredeyse ölecek ya. Fazla bırakıyorum bu sefer. Yerinden oynamış. Reddit'te 20W48A ile ilgili yapılan paylaşımları inceleyeceğiz şimdi. Burada yeni gelen bloklarla patika yol yapmışlar. Çok hoş görünüyor. Kalsit, tüf ve dripstone, yani damla taş. Mumlar falan. Gayet detaylı. Diğer tarafta burada bir gergeden yapılmış. Dripstone'larla. Burada da dikitler ve sarkıtların uçuşa birleştirilmesi görüntülenmiş.
Sonra bir yapı daha. Ne bu? Semender arkadaşlar, su semenderi. Bunlar dişleri güzel olmuş, dili falan. Bir palyaço veya ne denir, katil tavşan tarzı bir şey yapılmış sanırım burada. Mızrak. Hoş görünüyor yine. Custom, yani kendilerinin yaptığı bir dripstone caves. Burası da çok çok iyi. 3D bir şekilde sarkıt ve dikitler yapılmış. Hemen texture pack'i zaten çıkmıştı bunun. Burada da aynısı var. Burada da maden kazıcının ucu yapılmış. Bu da mantıklı bir çalışma. Peşine burada ne vardı? Tuzak yapılmış arkadaşlar. Setiniz, zırhınız, büyünüz falan önemli değil. Zaten sizi her türlü bunlar öldürüyor. Evet. Yok oldunuz yani. Sizi direkt yok ediyor. Bir kuru kafa. Bu da güzel. Ve dikit sarkıtların olduğu maden ocağı falan. Burası çok güzel olmuş. Yine 3D sarkıtlar, dikitler. Burada da aynısı. Bu kadar. Tozlaşmış karbüryona herkes batabilir. Batmamak için bot giymemiz gerekiyor. Ama doğal olarak artık tavşan, gümüşçün ve endermite bu tozlaşmış kar içerisine batmıyor. Yani adaptasyon sağlamış olması gereken şu arkadaş bile bunun içine batabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 2 haftadır video atamadım. Biraz yoğunluğum vardı. Artık videolar düzenli olarak yine gelmeye devam edecek. Zaten bu 2 hafta akşamları saat 20.00'da herhangi bir sorun olmazsa yayın yapıyorum. Canlı yayınlara katılmak için açıklamadaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan gelecek video ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.